Herkese merhaba. Ukrayna Savaşı ile ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı savaşta sivillere dönük tutumu nedeniyle soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Esasında eğer tanım doğru ise özellikle Rus askerlerinin kontrolünde olan bölgelerde gerçekten müthiş katliamların, etnik temizliğin ve belki de planlanmış bir soykırımın yapıldığını ifade etmek doğrudur. Ama bunu en son ifade edecek olan şahıs Joe Biden'dır. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin küreselleşme, Sovyetler Birliği'nin yıkılması, yeni dünya düzeni vesaire vesaire diye adlandırılan dönemde son 20 yılda, 15 yılda her neyse Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya yani sayısız bölgelerde inanılmaz bir Müslüman katliamı yaptığını ve özellikle drone, CIA'nin drone savaşlarıyla ve terörist diye Afganistan'da zavallı insanların düğünlerini bombaladığını ve bugüne kadar özellikle 2001 yılından bugüne kadar son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin karıştığı veya uzaktan tetiklediği savaşlarda milyonlarca insanın öldüğünü hepimiz biliyoruz. Şimdi bu Amerika kalkıyor Rusya'ya soykırımcı diyor. Bunu biz diyebiliriz. Mesela ben diyebilirim, Erdoğan da diyebilir. Ne bileyim ben, eğer öyle bir ülke kaldıysa Irak Başbakanı da diyebilir. Veya işte ne bileyim ben, bir başkası da diyebilir ama sonuç itibariyle son 20 yıldır terörle mücadele adı altında Müslüman coğrafyanın altını üstüne getirmiş ve inanılmaz katliamlara neden olmuş bir adamın veya bir ülkenin bir başkasını soykırımcılıkla suçlaması enteresan buldum. Çünkü tamam Halep'te de soykırımdı. Rusya Halep'te de soykırım yaptı. Ama o gün kimse Halep'te soykırım yapıldığını söylemedi. Peki Musul Harekatı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt güçleriyle beraber yapmış olduğu, yani Barzani ile beraber yapmış olduğu DAEŞ'e karşı Musul Harekatı. Filmleri var, seyredin. Eğer orada ölen insanlar sivilse, ki hepsi sivil, kim kime ne soykırımı yaptı? Rakka. Bakın 155 milimetrelik bir howitzerin sürekli atış yapmaktan patlaması mümkün değildir. Mümkün değildir. Ben teknik olarak söylüyorum. Kağıt üstünde mümkün değildir. 155 milimetrelik howitzerle bir gün içinde 1000 tane top atarsınız, hiçbir şey olmaz ona. Rakka saldırısında 155 milimetrelik Amerikan howitzeri patladı. Anla ne atmış? Bütün sınırları zorlamış. O Rakka'da kaç kişi kaldı? Kaç kişi öldü? Kaç kişi? 10 bin? 20 bin? 30 bin? 100 bin? Kaç kişi? Musul'da, Rakka'da binaların altında kalmış insanların kokusundan günlerce insanlar maskeyle dolaşmak zorunda kaldılar. Anlattırmayın bana. Şimdi bakın, bugün Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na karşı. Çünkü hiçbir devlet, ama hiçbir devletin hakkı değildir kendisini güçlü görüp küçük olan komşusuna sen bana göre davranacaksın demek. Bu böyle bir şey yok. Ama bu demek değil ki Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Müslüman coğrafyada yapmış olduğu bu katliamları ben onaylamış olayım. Mümkün değil. Unutamayız. Unutamayız. Musul'u ve Rakka'yı başta olmak üzere Feluçe'yi, Feluçe'de, Feluçe Amerikan filmlerine konu oluyor. Maşallah hepsi kahraman. Feluçe'de insanlar kendi aşiretlerini, kendi topraklarını, kendi karılarını, kızlarını korumaya çalıştı ya. Suç muydu bu yani?
Er Garip cezaevinde zavallı Iraklı kadınlara neler yaptıklarının fotoğrafları yayınlanalı ne kadar zaman oldu? Nerede onlar? Ne, bunların hesabı soruldu mu? Bunların hesabı Amerika'dan soruldu mu? El Garip'in Amerika'dan hesabı soruldu mu? Feluçe'nin soruldu mu? Sünni bölgenin başkenti. Binlerce insanı tavuk boğazlar gibi öldürdüler. Nükleer suya bulandırılmış, nükleer kimlik taşıyan mermi kullandılar. Ne diyorlar? C-135 mi? Öyle bir şey. Yani yanlış söylemeyeyim. O mermilerin kullanıldığı bütün coğrafyada, Amerikalıların kullandığı bütün coğrafyada, Irak'ta insanlar hala sakat çocuk doğuruyor. Bugün hala radyasyon girdi o bölgeye. Radyasyon sadece o bölgeye girmedi. Kendi filmlerinde de anlatıyorlar. O bölgelerde 2. Irak Savaşı'nda özellikle savaşmış Amerikan askerlerinin hepsi kanserden ölüyor. Öldü bile, hepsi gitti. Niye? Niye o güçlendirilmiş, nükleerle güçlendirilmiş mermi kullanılır mı ya meskun mahallede? Meskun mahallede savaşıyorsun, nükleer mermi kullanıyorsun. Amerika'ya bak. Böyle bir hikaye var mı? Yok. Ama Joe Biden Rus lider için soykırımcı diyor. Niye? Efendim orada bir katliam yapmış, burada bir katliam yapmış. Mariupol evet etnik temizliktir. Açık ve net söylüyorum. Rusya bu işin içinden elini temizleyemez. Halep neyse, Grozny neyse Mariupol otur. Tamam, orada hemfikiriz. Ama senin yaptıkların daha hesabı sorulmamış. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu konuda hiç konuşamazlar. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi dünyanın çeşitli yerlerinde ve Filistin'de yaptıklarını yargılayacağı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle çalışmıyorlar. Bunu kimse anlatmıyor Türkiye'ye. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Putin'e kadar kadar fışfışlıyor. Tabiri caizse kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı tanımıyor. Ve bu adamlar soykırımdan bahsediyorlar. Ya kafa yememek mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir dünyayı ayakta tutamayız. Açık ve net söylüyorum. Bu kadar çifte standardı olan bir dünyayı ayakta tutmamız mümkün değil. İnsanlık ancak ve ancak adil bir zeminde kendi varlığını teşkil edebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birinin ayağına bastığınız zaman vetoyu çakıyor gidiyor. Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazze'de yaptığı savaşta ölen siviller için verilen bütün kararları Amerika Birleşik Devletleri veto etti. Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı kaç? Kaç kişi öldü orada? Ben bir tanesini hatırlıyorum. 3726 rakamı aklımda kalmış. Dönüp bakmadım bile. Sivil. Sonra kalkıyorlar. Sanki herkesin eli çok temizmiş gibi. Efendim orada katliam mı oluyor? Orada bilmem ne mi oluyor? Kardeşim bütün bunları siz yaratıyorsunuz ya. Batıyla Doğu bir araya gelmiş. Çin'iyle, Rusya'sıyla, Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla hepsi bir araya gelmiş. Dünyayı kan ve dehşete buluyorlar. Böyle bir hikaye var mı? Rusya da diyor ki ben bunu reddediyorum. Ya ne reddediyorsun? Sen bakın bazı generalleri falan görüyorum. Amerika'ya karşı olmak Rusya yanlısı olmak değildir arkadaşlar. Ben bunu bir daha anlatıyorum. Rusya eli kanlı bir devlettir. Çok kolay Müslüman öldürür. Suriye'ye 2015 yılında başladığı zaman ilk harekata ilk vurduğu yer Türkmendağ'ıydı.
ne kadar Türkmen varsa öldürdü veya kaçırdı. Sonradan yıllar geçti üzerinden, 2015 yılı mesela, 2018-2019 falan. Bizim Cumhurbaşkanı haklı olarak sormuş, artık dayanamamış. Ya siz demiş orada ilk müdahalede niye Türkmenleri, Türkleri vurdunuz? Yani o da demiş ki ya bize Suriyeliler ne harita verdiyse ona göre vurduk. Senin istihbaratın yok mu ya? Sen nereye geldiğinin farkında değil misin? Adı üstünde Türkmen Dağı bayır bucak. Yüzlerce, binlerce Türkmeni öldürdüler ilk girişlerinde, 2015 yılında. Bir tane Türkmen kalmadı bayır bucakta. Şimdi bizim generaller veya emekli büyükelçiler çıkıyorlar, Rusya'yı korulayan yorumlar yapıyorlar şeyde, CNN'de, şurada, işte Habertürk'te falan. Yapmayın bunu. O da ayıp. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile meselemiz var, okey. Onların deyimiyle. Tamam. Ama öbür tarafla da meselemiz olduğunu Türk toplumuna aktarmamız lazım. Şimdi karşımızdaki durum açık ve net şudur. Emperyal güçler birbiriyle girdi birbirine. Bir dönem Suriye, Irak, Afganistan'da Müslümanları ezdiler. Şimdi sıra Avrupa'da son hesaplaşmaya geldi. Yani Avrupa'daki bir halk Suriyeli konumuna düşünce bütün dünyanın da vicdanı ayaklanıverdi. Kardeşim biz bunları bin yıldır söylüyoruz. Halep'te yaşanılan, Deir Zor'da yaşanılan, Ayn el Arab'da yaşanılan, Rakka'da, Musul'da yaşanılan, İslam coğrafyasının bütün tarihi beldelerinde yaşanılanlar neydi? Oradakiler insan değil mi ya? Bunlar nasıl bir ikiyüzlülük, nasıl bir kepazelikle bu dünyayı yönetmeye çalışıyorlar? Yani Türkiye 2016'dan sonra 4 tane harekat yapmasaydı Suriye'de hala insanlar ölüyordu, biliyorsunuz değil mi? Türkiye Libya'ya Şakka danak girmeseydi, orayı püskürtmeseydi, Sirte Cufra hattını kurmasaydı, Trablus'ta tarihin en büyük katliamlarından biri gerçekleşecekti ve inanın bana ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Avrupa'nın hiçbiri tek kelime etmeyecekti. Tek kelime. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyeceklerdi. Bu savaşları böyle izleyin. Ve Türkiye'nin kıymetini bilin. Sonuç itibariyle biz vicdanlı, gerçek bir adil devletiz, adil milletiz. Ben siyasetten konuşmuyorum. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü 400 yıl o coğrafyaları yönetmiş bir milletin kendine has bir genetiği var. Bu nasıl bir kepazelik? Kalkmış 3 tane yer soykırım yaptı. Sen ne yaptın? Rus çıksa şimdi Rakka'da ölmüş adamların, Müslümanların veya Musul'da ölmüş Müslümanların sayısını söylese bütün dünya şok olacak. İnşallah söyler. İnşallah bu kavga sırasında bu da çıkar ortaya. O zaman hep beraber Amerika'ya döner deriz ki ne yaptın sen orada? Bakın her şey tamam ama adalet İnsanlığın ana zeminidir. Şu anda bütün bu yaşanılanlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok açık ve net söylüyorum. Ölmüş bir sistem olan kapitalizm bir türlü öldüğünü kabul etmiyor. Zombileşerek devam ediyor. Bu zombileşme sürecinde de bütün kapitalist uygulamalara farklı biçimde sahip devletler birbirlerine giriyorlar. Ve kimse adalet aramıyor. Herkesin aradığı bir tek şey var. Putin'in, Biden'ın, Xi'nin, hatta Narendra Modi'nin, İsrail Başbakanı Bennett'in, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradıkları tek bir şey var. Güç. Gücü arıyorlar.
adaleti değil. Erdoğan'ı buraya katmamın nedeni aynı sistem içinde kendini var etmeye çalışıyor olmasından. Yoksa şu anda eli en temiz adam tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. O en azından meselenin daha barışçı bir biçimde toparlamasına çalışıyor. Ama bu, bütün yaşanılan bu. Hayatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı Rus liderini soykırım yapmakta suçlarken görmekte varmış. Oysa eğer Müslüman coğrafyanın devletleri gerçek anlamıyla bir işbirliği içinde ve gerçek bir uyum içinde var olsaydılar, o soykırım suçlamasını yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne yaparlardı. Ama 400 milyar dolarlık bir parayla Müslüman coğrafyaya girmiş Çin Halk Cumhuriyeti'ne Uygur Müslüman Türklerine yaptığı ve yapmakta oldukları nedeniyle tek kelime söyleyemeyen bir Müslüman coğrafyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne de o lafı söyleyemeyeceğini en az benim kadar siz de biliyorsunuz. Söyleyeceğim bu kadar. Hoşça kalın.